Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, şahsımın yurt dışına çıkmasıyla ilgili olarak birçok şeyler söylendi. Ben de açıklama yaparak şunu söyledim. Yurt dışına eğitim amacıyla ve ticari işlerimle ilgili çıktığımı söyledim. Bu yalan değildi. Ancak doğrunun %10'unu oluşturuyordu. Kıymetli dostlarım, takriben 1,5-2 sene kadar önce bana devamlı birileri şunu söylemeye başladı. Berat Albayrak senin için şunu yapacak. Berat Bey senin için bunu yapacak. Bakan Bey senin için bunu yapacak. Seni mahvetmeyi planlıyor. Seni yok etmeyi planlıyor. Seni ömür boyu cezaevine tıkmayı planlıyor. İlk zamanlar bunu ciddiye almamıştım. Çünkü bende bir sorunu yok. Bu bana neden yapsın? Sonraki dönemlerde bu devamlı tekerrür edince beynimin içerisinde bu kilik ciddi olarak yer tutmaya başladı. Yanıma gelenlerin en az %30'u, %40'ı bunu söylemeye başlamışlardı. Bir gün bana bir telefon yollandı. Bu telefonda kamerasında çekim yapılmış. Kamera çekiminin içerisinde bir dosya ve bu dosya bana karşı hazırlanan örgütlü bir suç dosyası. Ben bunu alınca dostlarıma söyledim. Dedim ki UYAP'a kaydedilmemiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var. Fethullahçıların yapmış olduğu şeylerin hiçbirini yapmayacağız. Biz kanunların haricinde hiçbir şey yapmayacağız. Gizli saklı işler yapmayacağız diyordu. Ancak UYAP'a işlenmemiş veya işlenmişse başka bir isimle işlenmiş, FETÖ'cülerin taktiği olan bu şekilde dosya hazırlanmanın anlamı ne olabilir dedi. Bana tabii ki telefonu vermedi. Bana dediler ki böyle bir dosya yok. Ben de numaraları verdim. Orada gördüğüm numaraları verdim. Şu numaralar dedim. Şu izin dinleme, telefon dinleme izinleri. Daha sonra bana döndüler, şunu söylediler. Ya önemli bir şey bu değil. İşte bir çalışma. Ben de güldüm, dedim ki abi Allah aşkına. Önemli olmasa başka bir isimle UYAP'a yüklerler mi? Bunu çocuğa söylesen çocuk inanmaz. Böyle saçma bir şey olur mu dedi. Ya burada büyük bir art niyet var. Art niyetin ötesinde zaten gayri yasal bir uygulama var dedi. Kıymetli dostlarım. Kafamın içerisinde daha önce söylenen Berat Bey bunu yapacak, Berat Bey şunu yapacak, Berat Bey böyle yapacak tamamen taşlar oturmaya başladı. Kıymetli dostlarım. Daha sonraki zamanlarda bu konu artık günde yanıma gelen 100 kişiden 70'i bunu söylemeye başlayınca, ki bunlar kötü niyetli arkadaşlar asla değil. Ancak onlara bu enformeyi yayan, yani sokakta bu dedikodunun, çevremde bu dedikodunun yayılmasını sağlayanlar daha sonradan anlayacağım üzere iyi niyetli kişiler asla değillerdi. Ben bu durumla ilgili yapacağım en iyi şeyin yurt dışına çıkmak olduğuna karar verdim. Yurt dışına çıkarken 2 gün sonra dönecekmiş gibi kayıplar tutturdum. Ancak içimdeki düşünce, samimi olarak söylüyorum, geri dönmemekti. Ve geri de dönmedi. Hem sağlık tedavilerim vardı, onları yaptırıyorum halen daha. Hem burada eğitimim vardı, onunla ilgileniyorum, hem de ticari işlerimle ilgileniyorum. Uçağa bindik, tam uçak kalkacakken pistin orada durdu. 1 saat kadar. Kaptana sordum, dedi ki bilmiyoruz. Sonra dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağı gelecekmiş, ondan bekliyoruz. Fakat o gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağının oraya inişi yokmuş. Neyse biz uçağa bindik, Karadağ'a geldik, buraya yerleştim. 2-3 saat geçmedi, bir arkadaşım aradı. Sizi bugün dedi havalanda beklettiler mi? Dedim evet, beklettiler. Dedi ki Berat Bey talimat vermiş, sakın yurt dışına çıkmasına izin vermeyin. Onu gözaltına alın, sonra cezaevine atın. Demişler ki efendim dosya hazır değil, yurt dışına çıkış yasağı olmadığı için bırakmazsak suç olur. Zaten bir haftada bir Karadağ'a gidiyor, geri geliyor. Gene gidip geri gelir demişler. Artık kafamın içinde bütün her şey netleşti. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor. Daha sonraki dönemlerde burada da yanıma gelen, telefon açan herkes, konumuz bu. Berat Bey bunu yaptı, Berat Bey bunu yapacak, Berat Bey şunu yapacak. Kıymetli dostlarım, bir gün Makedonya'da Üsküp'te otururken
kaldığım otelin yanında cami vardı. Zannediyorum akşam ezanıydı. Ezan okunurken içime şöyle bir hissiyat geldi. Ya bir de sor, neden bana bunları yapıyor? Çevresinden tanıdığım bir insanı aradım. Kendisinin tüm yakın çevresiyle ilişkileri olan değerli büyük bir iş adamı. Kendisine bu durumu anlattım. Dedi ki benim bir haberim olurdu böyle bir şey olsaydı. Ancak senin için bunu araştıracağım. Çevresinden, ailesinden, sülalesinden araştıracağım. Döndü bana dedi ki seninle hiçbir sorunu olmaz. Olamaz. Çünkü hiçbir konuda ortak noktanız yok. Ne siyasi rakipsiniz ne de başka bir sebep yok. Sonra düşündüm. Tabii ki siyasi rakip değiliz. Çünkü ben hayatım boyunca siyasetin içinde olmayacağım. Ne de maliyeyi ilgilendirecek kadar para sahibi değilim. Çünkü herkes bilir, namus sahibi, şeref sahibi bütün dost düşman da şunu söyler. Sedat Peker kazandığı parayı en geç 2 gün içinde dağıtırdı. Kıymetli dostlarım, 3 hafta sürdü bu. Artık yanıma kim gelirse hepsini kovmaya başladım. Bu konuyu açarsanız sizi kovarım dedim. Bazılarına hakaret ettim, bazılarına şey söyledim. Ve bu konu 3 hafta içinde tamamen gündemden kalktı. Ancak heyhat, onu planlayıp başaramayanlar başka bir şekilde bir anda önceden planlandığı daha sonraki videolarda anlatacağım şekilde sistematik olarak tüm polis teşkilatını asla kastetmiyorum. Hepsi başımızın üstünde yeri var. Polis teşkilatının içinde bir klik tarafından desteklenen, birkaç derin devlet olduğunu iddia eden çakalın oyunlamaları ve birkaç tane kişinin organizasyonuyla bir anda hepinizin de dikkatini çektiği üzere sosyal medyada lağımdan boşalan fareler gibi ağır namus, şeref bilmeyen, düşmanlık bilmeyen, haya bilmeyen karaktersiz insanların sözlerini duymaya başladık. Beni üzen vallahi şu, billahi şu. Oradan bakınca ben bu kadar geri zekalı gibi görünüyorsam bu benim için ölümden daha kötü. Yani 3-5 tane adama küfür ettireceksin. Ben de liseli, ortaokuldaki genç kardeşlerimiz gibi ergen havasında davranıp ulan bana mı diyeceğim, gidip onları vurduracağım. Yani bu mu? Yani sizin planınız bu mu? Yani sizin zeka seviyeniz bu mu? Benim sinirlerim çelikten kardeşim. 80 milyonu çıkarın küfür ettirin isterseniz. İsterseniz 8 milyarlık dünya nüfusunu küfür ettirin. Ben planın dışına çıkmam. Gücünden emin olanlar her zaman plan sahibi olanlardır. Ben gücümden dün de emindim, bugün de eminim, yarın da emin olacağım. Saddam da atıp tutuyordu hatırlarsanız. Her gün televizyonlarda hem kendi hem bakanları hem komutanları küfür kafir ediyorlardı. Sonuç lağım çukurundan, bok çukurundan çıkardılar. Keramet laf söylemekte değil, her zaman söylediğim gibi o lafı yapabilmekte. Kıymetli dostlarım, bu şahıslarla benim muhatap olup onlara akıl vermem mümkün değil. Zahmet olmazsa siz onlara iletin. Biraz zekalarını, o sokak takımına söylemiyorum. O çırçır böceklerine, zavallı uyuşturucu bağımlısı müptezellere söylemiyorum. Onları organize edenlere söylüyorum. 2500 sene evvel Çin'de yaşamış bilge, Sun Tzu, filozof. Sun Tzu'nun Dövüş Sanatı isimli bir kitabı var. Lütfen alıp onu okusunlar. Işığın Savaşçısı'nın el kitabı, Paolo Cerco yazarı. Alıp okusunlar. Bunları okurlarsa ve bunlar gibi daha profesyonel eserler okurlarsa beyinleri biraz çalışmaya başlar. Beyinleri çalışmaya başladığı zaman da bana layık düşman olurlar. Allah aşkına, çocukluğumdan beri hep aynı şeyi söyledim. Bir Kızıldereli öğretisinde görmüştüm. Kızıldereli savaşa girmeden önce şöyle dua ediyor. Allah'ım diyor, yarın karşılaşacağım savaşta düşmanıma bilgelik, cesaret ve onur ver. Çünkü savaşın sonunda galip gelen ben olursam kazandığım savaştan utanç duymayayım diyor. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, çocukluğundan beri bu duayı eden şahsıma böyle onursuz, böyle şerefsiz,
böyle ayarsız düşmanların denk gelmesi de Yüce Allah'ımın galiba benim için biçtiği bir imtihandır diyorum. Kemaliyete tam olarak erebilmem için benim için biçtiği bir imtihandır diye düşünüyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, size bir şey daha anlatmak isterim. Sonra bu videomu tamamlayacağım. Diğer o çırçır böceklerinin söylediklerine de bir anlatımları birkaç videoyla daha cevap vereceğim. Sonra da durduracağım. Kıymetli dostlarım, gençliğimizin ilk yıllarında ben 20 yaşındayken bekar evinde yemek yapıyorum. Bir arkadaşım da video çekiyor. Ve orada bana soru soruyor. Sen diyor o yaştayken hep diyor plan yaparsın diyor. Gelecekle ilgili planların ne reis diyor. Ben de ona diyorum ki kardeşim şu tarihte şunu yapacağız, şu tarihte şunu yapacağız, şu tarihte şunu yapacağız. 2020 yılında Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'nın saygı duyulan ismi olacağız. 2030 yılında da tüm dünyanın saygı duyduğu bir isim yapacağız diyor. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, sene 2020 Kafkasya'da da, Balkanlar'da da, Orta Doğu'da da birçok ülkede çok dostumuz var. Şükürler olsun, saygı duyulan bir ismimiz var. 2030'dan sonra da Allah diyorum ömür verirse uzay bilimiyle ilgileneceğim. Büyük teleskoplar yapıp, şehirden uzak bir yerde bir ev yapıp, sadece kalan hayatımı da gökyüzünü, uzayı, kosmosu inceleyerek geçireceğim. 20 yaşındayken 60 yaşında tüm dünyada saygınlık kazanmayı planlayan bir adam, daha sonrasında da uzayı fethetmeyi düşünen bir adamı böyle basit numaralarla oğlum yenemezsiniz. Biraz bilge olun, biraz beyninizi çalıştırın. Ben bugüne kadar hiçbir zaman bununla başarı sağladığıma inanmadım. Tüm başarıları bununla sağladığıma inanıyorum. Bu videoyu bitirmeden önce de dostlarıma bir şey söylemek istiyorum. Geçmişte dostluk yapanlara bir şeyler söylemek istiyorum. Şu an dost olduklarımıza bir şeyler söylemek istiyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh, Ehl-i Beyt'in aslanı şöyle der. Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, geç kalan mutlaka ama mutlaka bir zaman geldiğinde düşmanının darbesiyle uyanır. İnşallah sizlerin başına böyle bir şey gelmez. Allah'a şükürler olsun. Bizlerin bu mücadelede de bir yardıma ihtiyacımız yok. Zaten doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. O ordular bizim bilmediğimiz yerlerde bize yardım etmektedirler. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlarım, Yüce Allah'ımız bizi utandırmasın.